Galatasaray kariyerimize tüm hızıyla devam ediyoruz ve bugün yine yeni bölüme beraberiz. Şampiyonlar Ligi'nde tamamı devamlı maçlarına çıkacağız. Açıkçası heyecanlıyım. Yani rakipleri zor ama belki bir sürpriz yapabiliriz. Ondan sonra ligde yolumuza devam edeceğiz. Başka transfer büyük ihtimalle yapmam. Daha transfer dönemi devam ediyor ama büyük ihtimalle yapmam. Hadi geçelim. Bir oyun içinde görelim neler yapıyoruz, neler yapmıyoruz. Ama öncesinde abone olup like atmayı unutmayın. Kalabilecek en kötü yerde kalmıştık. Şampiyonlar Ligi'nde devam demek için Bayern Münih ile Allianz Arena'da karşılaşacağız. Daha maçlar bitmemiş. Ana. Kendimizi yukarı atmak isteyeceğiz ama abi oha. Bu sakat gerçi de mi? O yüzden milli takımda mı? Hem milli takımdaydı hem sakattı değil mi? Milli takımda ve sakat. Abi forvetsiz kaldık, geçmiş olsun. Gabriel Veron gelsin. Halil Dervişoğlu gelsin. Yedek forvet zaten Mukoko da var. Parayla dışarı atabiliriz. Kim gelsin oraya ki? Şu Aksoğlu nerede? Aksoğlu gelsin. Ya Barreiro şu aralar tam böyle zorunluluktan da olsa şans bulacağım dönem. Ama yoksun be dostum. Yoksun, yoksun, yoksun. Yoksun, yoksun, yoksun. Çok da cins bir kadro oldu. Bayern Münih karşısında zaten işimiz zor. 18'i giysen. Rahat oynayın baba. Gevşek oynayın. Ne yapıyorsanız yapın. Evet. Coman, Kane, Gnabry, Musiala, Laimer, Goretzka. Abi bu oyun sevme gibi değil ya. Yenemeyiz abi bu şekilde. Ya sevme olsa onların gücü, kuvveti hiç önemli değil. Sahadan silerdik de. Bu şekilde muhtemelen bizi kevgire çevirecekler. Mesai ederken başladılar. Harry Kane maçın başında hemen golünü attı. Şimdi biz mi gidiyoruz etki ederken adamlar kontra ve bir gol daha yazdı. 10 dakika olmadan kalemizde ikinci golü de gördük. Geçmiş olsun. Abi bu maç tarih farka gidecek. Enes'i dur ya da durdurmaya. Rezilliği beraber izleyecek. Kazım kart görme. Rahatlamış dedik, çok gevşedi takım. Hocam kart faul mali yok. 17 dakikada 4 gol. Abi ne oluyor? Rekora gideceğiz. Rekora gideceğiz. Kane 18 dakikada 4 gol attı ya. Aha 5'i de atıyor az kalsın. Hani 5 mi oldu lan? Offside bir şey oldu. Abi dakikalar geçsin. Hadi lan bir farkı düşürelim ah be. Hadi İlhan Kunda iyi bir orta açtı. Şöyle bir gol atak bir farkı 3'e düşürek. Kazımcan Karataş. Dakika 31. Fark 3'e düştü. Bayern Münih'e ilk golümüzü atıyoruz. Bayern'in 10 şutu var. Bizim 3 şutumuz var. Tabi 10 şutta adamlar hala atmaya çalışıyorlar. Yemeyin oğlum. İlk yarı 4-1 iyidir. Bu maçta maksimum 5 yiyelim bari. Ya böyle olacağımız belli canım. Takım kalitesi çok farklı. Yani hani SM olsa dediğim gibi neyse de burada yenseydim saçmalık olurdu abi. FM bu kadarına izin vermez. FM bu kadar saçmalığa izin vermez.
Scott senin yerine asker Bob gelsin. Fermuaren Can Özü'nün yerine gelsin. Christian sen buraya gelsin. Hatta şöyle İrem Kunde de çıksın. Halil Dervişoğlu gelsin dinlensinler de bunlar bir sonraki lig maçı falan olursa oynasınlar ya. Nasıl olsa Bayern Münih bizi sahadan sildi. Hadi bakalım. Bitsin şu maç ya. Maçı rölantiye alınca biz bir gol attık. Maç öyle kaldı. Demek ki kafadan rölanti başlasaydık bu maçta farklı bir şeyler olabilirmiş. Ağır bir yenilgi aldı. Bunlar hep garantiledi. Galatasaray elendi mi? Şimdi UCL'ye tıklayalım bakalım. 7. Biz çıkamayız abi buradan ya herhalde. Juventus maçı var ama Juventus'u yenebilir miyiz ki bilmiyorum ki. Juventus maçında deneriz olmazsa ama. Abi oyuncu arama diyelim. Bize bir tane savaşçı orta saha lazım ya. Zoran Golomik. Teklif yap. 10 milyon bütçemiz var. Zaten bütçemiz yetmiyor. Kiralık diyelim. Ver baba. Golemik kiralık gelsin bakalım Liverpool'dan. Levante Emin Bayram için kiralamak istiyorum. Maaşını da onlar veriyor gitsin. Kabulüm ben de zaten bir tane kiralık çektim. Türkiye Kupası'na katılan takımları göster. Kura'yı başta. Kura'yı sonlandır. Kayseri Spor ile eşleştik. Oradan sonra da Başakşehir olacak sanırım. Abi yine mi sakatlandı? Uygunluk ne diyor? İkinci 1 milimetre için cezalı 2 sarı kart. Kaburga incelemesi yaklaşık 1 hafta. Milli takımda olduğu için seçilemez falan. Fistani Inter Şampiyonlar Ligi Milan. Ah be abi be, ah be abi. Mika Faya 11'e döndü. Boy cezalı Ali Turop Bülbül ilk 11'de. Forvetlerimiz bu maçta da gelmedi. Hemen maçı bir durdur. Aman diyeyim. Bu maçı da çok yavaşlatacağım abi. Biz bu adamlara karşı ofansif futbolla oynayamayız. Takımı tamamen kontrollü bir hale getirelim. Yoksa başka türlü Juventus'tan puan falan alma ihtimalimiz sıfır zaten. Abi Vlahovic falan forvet attı çok iyi ya. Patlat. Ah be abi bir tane patlattım ben. Yürü. Kontraya dikkat. Kontraya dikkat de. İki şutumuz var. Kaleye bulan şutumuz yok. Şuraya hem topla daha çok oynuyor hem de 6 şut 3'ü kaleyi bulmuş. Daha iyi oynuyorlar şu ana kadar. Oy, Bayern Münih maçından sonra 2 litre su içtim anasını. Pat. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Daha bugün sakatlıktan çıktın. İlk geldiğin maçta oyundan atadın. Bravo. Bravo gerçekten. 10 kişiyle bu işin altından kalkabilir miyiz? Memnunum şu dakikaya kadarki skordan memnunum. Mokoko sen buraya gel. İkiniz yer değiştirin. Kazo buraya gel.
Ali Doğurup fena oynamamış ama Livramento'ya yerini devretsin. Can Uzun nasıl? Can da biraz yorulmuş. Vermaren oynasın. Aha da böyle gidelim. Hadi bakalım çocuklar. Bir sürpriz yapın be. Ne olmuş yani? Şurada var ya şöyle 10 kişiyle bir kaza golü. Böyle çatır çatır pas yapın, taktik yapın demiyorum yani. Bir kaza golü atalım. Onun üzerine yatalım ne olmuş? Son 15 dakikaya kadar geliyoruz. Uy, bomboş kale 22 numara kim? Teşekkür ederim. Gerçekten bomboş kaleyi de vurduğu yeri gördünüz. Abi 90'a kadar direndik bak. Ha iyi frikik bizim oyunu soğutup bitiririz herhalde orada. Kaptırma. Abi gözünüzü seveyim yapmayın ya. Hoca bitir, hoca bitir. Hoca bitir. Bitti. Anam. Bir an gidiyoruz gole sandım be. Vallahi bir an gidiyoruz sandım. Juventus'ta 10 kişiye rağmen 0-0 kaldık. Yani bilmiyorum ki. Ne diyeyim? Yorumsuz. Şu maçı kazansaydık belki devam edecektik. Cık. 28. sırada kaldık biz. Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu sene zaten veda etsek de olur. Planlarımızı önümüzdeki sezon üzerine kuracağız. Yurt dışı fikrine sıcak bakanlara bak sen. Hepsi yurt dışı fikrine sıcak bakıyormuş. Seneye de Avrupa'da beraber oynayacağız. Şu takım kaptanları kim? Nelson ve Marcos Leonardo kaptan değil mi? Victor Nelson. Abi dur. Kudiakov, Nelson, Matias Ross. Yani çok genç ona da. Marcos Leonardo da değil. Şöyle takımda liderlik vasfı falan genç var mı? Yok. Sürekli oynatabileceğim ilk 11'e bakıyorum ama. Tamam ya Kudiakov zaten sürekli kalede olmasa da Ross ya da Nelson ikisinden biri mutlaka oynuyor. Bu arada taktiğimizde yorgunumuz falan var mı? Bak İrankun'da bitik. İrankun'da çok yorgun. Duran Ville gelsin oraya. İlk 11'de Edozie de yorgun. Mukoko da yorgun. Edozie ile İrankun'da birer yarı değişmeli oynasınlar. Marcos, Leonardo yok. Rodriguez de yok. Barreiro da yok. Barreiro artık istersen bir düzel de belki sana da şans vereceğiz şu fırsatta. Livramento gel dostum. Sacha Boy da yerine gelsin. Boy Christiansen, Mika hatta Kazım sola gelsin. Kazım da şu ana kadar fena değildik de. Kazım, Fire, Rose, Kudiakov, Edozie, Mukoko, forvet hattında sıkıntı var sadece şu an için. Hadi bakalım. Forvet hattı ne yapacak? İzleyelim. Göztepe karşısında. Lalalalaylaylay. Yürü be Edozie. Kazım Edozie verdiler içeri tıkladı kalecinin kucağına. Gabriel Veron. Aferin lan. Abi şöyle idareten oynadığım adamlar iyi bir şey yaptığı zaman mutlu oluyorum ya.
Gabriel Veron. Bu çocuğu hatırlıyorsunuz değil mi? Benim SM20'deki ilk göz ağrım, vazgeçilmezim. Memnunum gençler. Veron Kanada gelsin. Yorgun Edoziye'nin yerine de Dervişoğlu girsin şu maç. Başka yorgun var mı? Yok. Can Uzun, bu maç bir 90 dakika oynatacağım seni ya. Bu maç bir 90 oyna bakalım ne olacak. La 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 lay lay lay. Saldır Galatasaray. Eyüp. Eyüp'ün ortasında kafa mikafa eden. Mikafa de sakatlık dönüşü Juventus maçıyla geldi. Şimdi dakika 50, 2-0'ı buluyoruz. Julian Duran Vile. Şimdi gol geldi ama kim? Şengül kendi kalesine atmış. Yalnız orada Can'ın pası var. Can'dan sonra kimin pası var? Halil'in şutu var. He. Halil'in şutu var. Kaleciden dönen top savunmaya çarpıyor. 52'de net bir skora ulaşıyoruz. 3-0. Duran Vile ortası geldi. Vuruş kaleci 17 numara. Şeyde mi? Bu Duran Vile de fena başlamadı şu maça. Top maçına kim geliyor? Duran Vile duran toplara da o geliyor. Ortasını yaptı çok kötü yerde. Orada patlatır. Eyüp Aydın sen burayı. Eyüp be. Eyüp be. Çok iyi yerdi. Ah Yankun'da gözlerim seni aramadı değil. Aman 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 kontra verdik bak biz pozisyon yakalarken. Bu arada Göztepe'de değilmiş maç. Gaziantep'teymiş. Oy, kaleci yine çok iyi çıkardı. Dakika 70'e geliyor. Değişikliklerimizi yapalım. Can Uzun yorgun. Sasha Boy kart görmüş. Ali Tuğrap. Can Uzun'un yerine Vermaelen. Aksuoğlu. Burada belli ki Mokoko bir süre forma giyecek. Şöyle yapalım oynasın. Aksu da girsin oyuna. La 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 la. Saldır Galatasaray. Vermaelen çok uzaklardan bir şut. Matias Rozon golü. Vermaelen orada topun başında pasını verdi. Matias Roz. Stoperimizden çılgın bir gol. Gerçekten beklemediğim yerde beklemediğim isimden beklemediğim gol oldu. Kazım kart görmeseydin şaşardım. 4-0'lık net bir skor alıyoruz Gaziantep'e karşı. Oyuncumuzdan memnunuz. Yani ligde kazanmak güzel. Türkiye Kupası maçımız da var. Yönetimin güveni nedir? Kadro uyumu sıfır diyor. Antrenman tesislerini geliştirmek istiyorum. Tamam, güzel antrenman da geliştirdik. Bu arada güvenimiz tazelenecek yani bana güvenecekler. Her şekilde götüreceğiz yani biz bu iş. Barreiro ilk defa 9 numaralı formasıyla sahada kupa maçında Kayseri'ye karşı ilk forma şansını buluyor. Carlos Mane, Uzo Dime. İdeale yakın bir kadroyla çıktım zaten ilk 11'de. Mikafaye Edozie. Can Uzun vuruşu dışarıda. Edozie. Orta geldi. Kaleci. 31 numara Mokoko. Yine etkiliydi.
Kaleciyi geçemedi Yusuf Amokoko. Ali Turab bu maçta ilk 11'deydi. Yusuf Amokoko. Dakikalar 30'u gösterirken Galatasaray'ımızı 1-0 öne geçiriyor. Barreiro da ilk maçında asistle tanıştı. Golden önce asist yapmış oldu. Mokoko içeri doğru dönen toplar. 3 numara kimdi? Mika Faye'de mi? Çok iyi vurdu topa. Hadi bakalım kapın orada. İran Kum da gidemedi. Şöyle memnuniyetimizi dile getirelim. Edozi'ye bu tarafa gelsin. Kanatların ikisini de dinlendireyim hatta. Önümde bir maç daha var. Lig maçı olacak. Mokoko golünü de attı. Ya şöyle yapayım. Edozi'ye çok yorulmuyor ya. Şöyle çevirelim. Edozi'ye forvet oynasın. Kazımcan da dinlendirelim. Maçın devamında. Can Uzun. Acaba sistem mi sana göre değil? Seni tek forvete mi düşürecek takımı? Seni forvet arkasına mı koysak bilemedim. Yani biraz ısrarla üzerinde duracağız ama Can Uzun sanki bu sistemin oyuncusu olamayacak. Sıkıntı çekecek gibi. Bu arada Edozie savunma arkası çok iyi koşuyor. Bakın burada bir anda savunma arkasına uzadı. Kaleci hatalı bir çıkış yaptı. O hatayı affetmeyen Galatasaray'ımızda Edozie oldu. Mokoko, Edozie. Ya bu çocuklar isim olarak çok iyiler ama işte o belli seviye, belli kaliteye çıkmaları biraz zaman alacak. Tabii Mokoko'nun bonservisi bizde değil. Onunki de bizde olsa çok güzel olurdu. Ama kendi golcümüzden de bilmiyorum, beklentim çok. Leandro ileride çok çok daha iyi seviyelere çıkabilir. Bahoken uzatmalarda gol yedik. 2-1'e getirdi Kayseri. Eyüp'ün ortası. Kristensen'in golü. 3-1. Tertemiz. İki farklı bir galibiyetle gönderiyoruz. Kayseri. Daha doğrusu evimize dönüyoruz. Çünkü maç Kayseri'deydi. Ligde kazanıyoruz. Kupada kazanıyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi'nde bir mağlubiyet, bir beraberlik. Maalesef Şampiyonlar Ligi yükünün altından kalkamadık. Sınıfta kaldık orada. Onu söyleyelim, kabul de edelim. Yapamamıştık ama bundan sonra bakalım başımıza neler gelecek, neler yaşayacağız, neler olacak. Konya maçıyla beraber ligde devam edeceğiz. Ligdeki puan durumuna baktığımız zaman da Beşiktaş'ın bir maç, Trabzon'un iki maç fazlası var bizden. Yani kazanırsak eğer Beşiktaş'ta puan farkını 4'e çıkaracağız. Trabzon'la 4'e, ama Trabzon'un bir maç fazlası da olacak. Yani her türlü Trabzon'a avantajlıyız. Hadi bakalım. Bu maçı bir sonraki videoya bırakalım. Bugün mi oynayalım ya? Livramento. Kristensen. Barreiro. Abi takımın çoğu yorgun ya. Oscar, Bob, sen gel. Sasha, boy, sen de gel. Vermaelen, Can da yorgun, sen de gel. Edozie ve Barreiro ikisi de yorgun da. Bizim diğer forvetler gelmedi mi milli maçta? Yok, daha gelmemişler. Hadi şu maçı da oynayalım ya. Edozie yorgun da ikinci yarı değiştiririz ya. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Edozie, Vermaelen, Mokoko. Roket yolladı dışarıda. Yusuf Mokoko'nun roketi kaleyi bulmadı. Şimdi friki kullanacağız iyi yerden. Oscar Bob. Kaleci Bernardoni. Konya'nın kalecisi Bernardoni. Fena başlamadık sanki. Maça biraz hareketli başladık.
Konya'da ilk geldiğinde az daha golü atıyordu. İran Kunda içeri doğru barıyla kaptırdık. Olmadı. Kudyakov savunma arkası iyi bir top. Yollansa Mokoko kaptı atamadı ama Vermaelen. Vermaelen ilk 11 oynadı. İlk maçta golünü yazmayı başardı. Vermaelen. Bir Barreiro vurdu. Kaleciden dönen top Vermaelen. 2-0. Dakika 35. Barreiro'ya da asist yazılacak herhalde yine. Barreiro takıma yeni katıldı ama o da fayda sağlıyor. Şöyle memnuniyeti dile getir. Barreiro bu maçı dur. Ali Durabel kartı görmüş atılmasın. Barreiro iyi oynadın, fena değildin. Çıkarttım seni. Şöyle de değişikliklerimizi yapalım. Haydi bakalım. Oscar Bob bu maçta biraz sönük kaldı. Vermaelen de harika bir maç geçiriyor kendi adına. İlk 11 oynadığı maç ve şovunu yapıyor. Ceza alanı koşuları çok etkili. Yani şu an bir sonraki maçta da yorgun olmasa ilk 11'de çıkacak, hak etti. Rose ne gerek var Rose? Abi yemeyin ya. Yemeyin ya. Trigueros. Abi maçı durdur da şu değişikliği yapayım ya. Ali Turap ne zaman girdin? Ne zaman kart gördün ya? İnşallah atılmazsın hadi. Maç sanki sıkıntıya girecek gibi ama neyse. İran Kunda Bob. İçeri doğru o nasıl kaçtı bu sefer? Kötü vurdu Vermaelen. Abi çok etkili. Emrehan Gedik diye golü attı. Bizi sıkıntıya düşürdüler şimdi. Abi forvetlerin bir gelmedi milli takımdan. Ne var sanki orada ya? Sezon içinde bu kadar milli takıma oyuncu mu gider? Abi ben ilk defa görüyorum. 6 maçtır yoklar ya. Keşke İrem Kunda ile forvet başlasaydım. Güle oyun ya. Eğlenerek başladık. Allah aşkına moralimiz bozuk, kapatıyoruz ya. Abi böyle saçmalıklar vallahi çok oluyor bende. Billahi çok oluyor ya. Üf. Yurt dışının başlatma bana ağzımı, bozdurma ya. Topunuzu oynayın lan. Yurt dışı. Teklif mi var? Teklif mi geliyor size? Neyse artık. Ya maalesef kapanışı kötü yaptık. Sinirimi bozdu Konya maçı. Diğer maçlar gayet güzeldi istediğim gibi de, ama işte arada böyle beraberlikleri de maalesef alıyoruz. Yine lideriz. İpler bizim elimizde. Avrupa'da artık olmadığı için büyük ihtimalle ligde işi götürürüz diye umuyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.